Benim üslubum üslupsuzluk aslında. Yani bir görüntü yönetmeninin her işte, her projede hep aynı tekniği kullanmasını, hep aynı biçimi kullanmasını açıkçası doğru bulmuyorum. Her hikaye kendine ait bir biçim, kendine ait bir atmosfer, kendine ait bir ışık, kendine ait bir kamera hak eder diye düşünüyorum. Ve ben açıkçası bir işi kurarken, çalışırken bunun imkanlarını zorlamanın yollarını hep ararım. Yıl Üniversitesi Radyo Televizyon Tekniği bölümünü bitirdikten sonra 2007 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındım. Özellikle bu işi yapmak için geldim. Ankara'da bir sürü işle uğraşıyordum. Farklı farklı işlerle uğraşıyordum. Yine video kamera işleriydi ama işte haberciliktir, televizyon programcılığıydı. İşte bunlarla uzun süre 7-8 yıl kadar uğraştım. Sonra bir gün düşündüm ve bu benim yapmak istediğim şey değildi. Benim drama yapmam gerekiyordu. Ben drama yapmak istiyordum. Ve bu kararı bir gecede verdim. Ertesi gün sırt çantamla İstanbul'a geldim. Ondan sonra bir şekilde bir irtibat kurdum bu sektörde. Özer Bey'le vefat etti, Allah rahmet eylesin. Özer Kızıltan'ın bir işinde Urfa'ya gittim. Sanat asistanlığı yapmaya başladım. İlk işim odur, benim İstanbul'daki ilk işim. Ve hep gönlümde şey vardı, kamera vardı. Yani ışık vardı. Kameranın arkasındaki insan olmak istiyordum. Orayı da bıraktım ve kameraya geçmenin yollarını aramaya başladım. Tam o sırada Sami Saydan, kendisi benim ustamdır. Onunla tanışma fırsatım oldu. Onunla tanıştıktan sonra bugüne kadar hikaye devam etti. Drama dışındaki işlerde, yani belgesel ve diğer işlerde siz olana tabisiniz. Neyse onu çekiyorsunuz. Ama dramada oluşturmak istediğiniz dramatik etkiye uygun olarak elinizdeki imkanları, o duyguyu güçlendirecek bir şekilde kullanma şansına sahipsiniz. Bunun için dramayı seviyordum ve uzun süre bu mücadeleyi verdim drama sektörüne girmek için. 7-8 yıl devam eden asistanlık, kameramanlık ve fokusluktan sonra kamera serüveninin zirvesi görüntü yönetmeni olarak sektörde çalışmaya başladım. Görüntü yönetmeni bir resme baktığınızda, bir şey izlediğinizde o resmin içindeki her şeyle ilgilenir. O sahnenin atmosferini, duygusunu verecek ışığı yapandır aynı zamanda. Bunu kameranın hareketiyle besleyen ve aynı zamanda çalıştığı teknik ekibi bir arada tutup aslında bir seti bir araya getiren bütün teknik birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan adamdır diye özetleyebilirim. Ben kendimi hiçbir zaman okullu olarak tanımlamadım. Ve bu işin okulda öğrenilen bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani bu iş sadece heyecanla, merakla, gözlemleyerek, hayattan beslenerek yapılacak bir şeydir diye düşünüyorum. Yani görüntü yönetmenliği mevzusu kafanıza şekillenmeye başladığında beslendiğiniz noktalar o kadar çok çeşitleniyor ki. Yani siz şu anda karşımda oturuyorsunuz, yüzünüze yanan hiçbir ışık yok. Sağ taraftan bir lamba, arkadan bir lamba ve ben sizin yüzündeki ışığı düşünüyorum mesela. Sokakta herhangi bir lambanın nereye nasıl düştüğünden orayı nasıl etkilediğini düşünüyorum mesela. Bütün bunlardan beslenerek kendi mesleki biçimimi geliştiriyorum. Ben ustamın dizinin dibinden bir dakika daha ayrılmaz. O yüzden bu işe karşı sizin duyduğunuz heyecan, sette geçirdiğiniz zaman, görüntü yönetmeniyle, ustanızla geçirdiğiniz zaman, yönetmenle geçirdiğiniz zaman ve mesleki paylaşımlar sizin bu yolu ne kadar kısa ya da uzun zamanda kat edebileceğinizi belirleyen en önemli etken yani.
sette o kadar çok zamanı aktif olarak monitörün başında ve görüntü yönetmenini izleyerek geçiriyordum ki bütün zamanımı onun için harcıyordum. Bunu yaparak çalıştım ve şunu da söyleyebilirim. Belki Türkiye'de herhalde operatörlük yapmadan görüntü yönetmeni olmuş nadir insanlardandımdır. Fokus bulurdum, kameramanlık yapmadan görüntü yönetmeni oldum. Bir işe heyecanla, tutkuyla sarılıp bakmadığınız sürece o konuda vasatın ötesine geçemezsiniz. Yani o heyecan ve tutku sizi her zaman diğerlerinden bir adım daha ileriye taşır ve sizi başarılı ve mutlu kılar. Ben her seferinde yaptığım her projede, çektiğim her sahnede asistanlarımdan daha çok yaşıyorum o heyecanı. Bir şey, yeni bir şey gördüm. Aha diyorum ya, şu masadan adamın yüzüne dönen ışık ne kadar enteresan. Bunu gördüğüm zaman heyecanlanıyorum ve bunu normal, spontane, günlük hayatta gözleyerek, yani bakarak gördüğüm bir şeyi bir sonrakinde farkında olarak, bilinçli bir şekilde yapıyorum. Benim için görüntü yönetmenliği çaba demek. Yetenek bunun çok küçük bir kısmı. Yetenek kısmını çok daha fazla çalışarak kapatabilirsiniz. Ama salt yetenekle bu işi yürütemezsiniz. Bu her şey için geçerlidir. Fakat o yeteneğinizi beslerseniz, geliştirirseniz, emek verirseniz, çaba harcarsanız, o yetenek sizi diğer insanların bir tık daha üstüne çıkaran, ayırt edici şey olur. Ama salt yeteneğinize yaslanıp, çalışmadan, emek vermeden, terlemeden, görmeden, dinlemeden salt ona yaslanırsanız o bir süre sonra o yetenek dediğiniz şey zaten bütün bunları yapmadığınız için körelmeye mahkumdur. Bu yeteneğinizi çalışkanlıkla, çalışmayla, çabayla, gayretle beslerseniz o yetenek hak ettiği o %10'luk farkla sizi diğer insanlardan ayıran bir şey olmuş olur. Vücut dilim ağırdır benim. Karakter sakinliğim vücut dilimde de vardır benim. Fakat o kamerayı ben omzuma aldığımda başka bir şey oluyor. Sanki başka bir enerji gelmiş oluyor bana. Onunla koşabiliyorum, oturabiliyorum, kalkabiliyorum. Bu başka bir şey ya, başka bir tutku yani. Bunu, onu alıp hakikaten yaşamak gerekiyor yani. Mimariden, heykelden, müzikten, resimden, her anlamda faydalanabilirsiniz, etkilenebilirsiniz. Bir müzik dinlersiniz, bu size bir atmosfer düşündürtür. Yani bir heykel görürsünüz, size başka bir şey verir. Bir resim görürsünüz, size bir ışık ilham eder. Ama bundan ziyade ben asıl sanatın hayat olduğunu, oradan beslemek gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar projenin başında dahil olabilirse o kadar projeyi sahiplenebilecek hem de projeye hakim olabilecektir. Türkiye'de genelde işte yani okuma provaları bittikten sonra işte artık mekan gezileri, reke dediğimiz mekan gezileri noktasına gelindiğinde projeye dahil olma gibi durum söz konusu. Bundan önceki projemde başından itibaren yönetmenle her aşamasında çalışma fırsatı bulmuştum. Yani burada adını anmadan geçemeyeceğim Cem Özüduru. Benim için o iş mesela dönüm noktalarından bir tanesiydi. Kurulum aşamasını o kadar verimli bir şekilde geçirdik ki, yani mekanları nasıl tasarlayacağız, mekanları nasıl dekore edeceğiz, fonda ne gibi ışıklar yanacak, rengimiz ne olacak, atmosferimiz nasıl olacak, nasıl bir renk, nasıl bir kameramız olacak, kameranın seviyesi ne olacak, nereden bakacak, hangi sahnede nasıl çalışacağız, bazı özel efekt sahnelerini nasıl çekeceğiz. Bütün bunlarını detaylı bir şekilde çalışma fırsatımız olmuştu. Ve bundan hakikaten çok büyük keyif aldım. Gönül Dağı'na 45. bölümden itibaren dahil oldum. Bu işin bana gelmesi ve benim burayla anlaşmamla sete çıkmam arasında 3 gün vardı. Dolayısıyla çok inceleyip sık dokuyarak bir ekip kurma zamanımız yoktu. Ne çıkacak, ne olacak, nasıl bir sonuç alacağız, nasıl bir ekibimiz olacak? Bunu çok orada öngörmeden sürecimiz çok hızlı oldu. Fakat biz buraya geldikten sonra gördük ki biz o kadar güzel bir ekip olduk ki. Ben burada olmaktan ve bu ekiple çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum. Çok mutluyum. Yani
Yahya Bey ile bizim ilk işimiz. Daha önce bir işte çalışmadık. Tahmin ettiğimden daha hızlı bir uyum sağladık. Belki bunun sebebi şeydir, samimiyettir ve güvendir. Onun benim işime olan katkısı, benim onun işine olan katkısı birbirinden ayrılamaz. Yani ben Yahya Bey'in rejisini, imkanlarını, zekasını, kabiliyetini ne kadar öğrenirsem kendimi o anlamda çok şanslı sayarım. En nihayetinde bizim meslek tanımlarımız çok belli. Yani ben görüntü yönetmeniyim, benim meslek tanımım belli, sınırlarım belli. Bir proje yayınlandıktan sonra o projede görüntü yönetmenine dair iltifatların ya da yergilerin geleceği noktalar belli. Aynı şekilde yönetmen için de bu geçerli. Benim reji anlamında yapacağım her türlü katkı nihayetinde yönetmenin hanesine yazacak bir şeydir. Bu anlamda görüntü yönetmeni ve yönetmen arasındaki uyum hakikaten çok önemlidir. Bir projeyi başladığı yerden çok daha üst seviyelere, yüksek bir noktaya da taşıyabilir. Ama bu kan uyuşmazlığı olduğu zaman hakikaten bir çileye de dönüşebilir. Biz burada o uyumu çok güzel sağladığımızı düşünüyorum. Karşılıklı çünkü şey var, samimiyet var. En nihayetinde benim rejiyi Yahya Bey kadar, yönetmen kadar hakim olmam zaten mümkün değil. Yönetmenin de yani verim aldığında size bu alanı açması inanılmaz bir şey. Aynı şekilde yönetmen açısından muhtemelen öyledir. Yani görüntü yönetmenin, kamera grubunun kendisine yani rejiye yapacağı hizmet anlamındaki katkıları nasıl ki beni mutlu ediyorsa aynı şekilde onu da mutlu ediyordur. Bir projede çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebiliriz görüntü yönetmenin. Yani sette yönetmen olarak geçen üç kişiden biridir. Sanat yönetmeni, görüntü yönetmeni ve yönetmen. Sanat yönetmeninin bana bir dünya kurarsa, aksesuar, işte mekan, tasarım anlamında, ben kendi mesleğimi onun uygulamasının başarısı kadar yapabilirim. Yani ne kadar başarılı olursa onun işi, benim işim o kadar başarılı olur. Sivrihisar'da çalışıyor olmamız itibariyle mekanımız kısıtlı. Bazen bir mekanı 3-4 ayrı şey için kullandığımız zamanlar oluyor. Avukat ofisi olarak çektiğiniz bir yerde plak şirketi olarak çekmeniz gerekiyor. Ama aynı aksesuarlar. Defaatle bu mekanları gerçekten başka bir mekanlara dönüştürdüğümüz oldu. Dizi temposu içerisinde her zaman her şey ideal olamayabiliyor. Kameranın ve görüntünün imkanlarını kullanarak bir şekilde orayı disipline etmeniz lazım. Bir şeye benzetmeniz lazım. Yani sizin sahnenizin özü olan mevzuyu anlatabilecek bir hale getirmeniz gerekiyor. Bazen arkaya küçük bir şey getirerek, onu biraz iterek, oraya bir koltuk taşıyarak, bir şeyi resimden çıkararak, lensi biraz daraltarak ya da biraz açarak, işte diyaframı biraz daha açarak, işte net alanı biraz daha azaltıp ya da çoğaltarak o mekanı, o imkansızlıklar içerisinde onu bir şeye dönüştürmeniz gerekiyor. Ve ben bunu o kadar çok tecrübe ettim ki. Mekana gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki bir şey yok. Ama gayret ettiğinizde, o mekanı bir şeye benzetmeye çalıştığınızda, sinematografinin imkanlarını kullanarak bir süre sonra başarılı olduğunuzu görüyorsunuz. Oluyor bir şekilde yani. Yeter ki onu yapmak için bir çaba. Zorluklar üstesinden geleni bildiğinde daha fazla yakınlaştırıyor sizi birbirinize, ekip arkadaşlarınızla. Bir projenin üstesinden gelebildiğinizde hepiniz birbirinize daha sıkı sarılıyorsunuz. Burada da öyle. -20, -30'larda çalıştığımız zamanlar oldu. Yani orada malzeme taşınacağı zaman sırtını dönen hiç kimse olmadı. Bir şey yapılacaksa hep beraber organize bir şekilde. Normalde yarım saatte yapılabilecek bir işi 10 dakikada 15 dakikada hemen hızlı bir şekilde çözüp gidiyoruz. Her setin, her projenin kendine göre bir takım zorlukları, sıkıntıları vardır. Yani kim projede iklim koşulları olur, kimi projede başka bir şey olur, kimi de projenin ağırlığından dolayı çok şartları zordur, uzun saatler uykusuz kalırsınız. Kimi projelerde kan uyuşmazlığı olur. Yani her setin kendine göre bir takım sıkıntıları, zorlukları vardır. Bunların üstesinden gelebildiğiniz anda aslında başarılı olursunuz ve daha keyifli bir sete sahip olursunuz.
insan kavramı, setteki insan kavramı benim için her şeyin üstündedir. Onların sette mutlu olmaları, huzurlu olmaları, evlerine erken gitmeleri, yani kendilerini ayıracak zamanlarının kalması. Benim için bunlar önemli. Seti kurarken, bir sahne çekerken, bir şey için bir atmosfer, bir ışık oluştururken bütün bunların hepsini düşünüyorum. Yani o sahne ayıracağım zaman ve emek, ekibe vereceğim yorgunluk buna değecek mi? Dizi gibi bitmek tükenmek bilmeyen, yani her hafta 130 dakika, 140 dakika çektiğiniz bir projede sürekli kendinizi tekrar ettiğiniz, her hafta kendinizi tekrar ettiğiniz bir yerde bunun dengesini iyi tutturmak gerektiğini ben düşünüyorum. Ekibinizi dinlendireceğiniz zaman ama bazen de işte bu sahne için bütün ekibi seferber edeceğiniz zaman. Türkiye'deki her asistanın hayalinde eğer gerçekten bu işe karşı bir heves, heyecan ve sevgi duyuyorsa bir gün bir görüntü yönetmeni olmak duygusu yatar. Ben şuna inanırım. Bir görüntü yönetmeni asistanlarıyla vardır. Ben asistanlarımla bir görüntü yönetmeni olabilirim. Benim fokusum işini en iyi bir şekilde yaparsa, asistanım işini en iyi bir şekilde yaparsa, operatörüm sahneyi, kamerayı iyi şekilde çeker, operatörünü en güzel bir şekilde yaparsa benim zaten kötü iş çıkarmam mümkün değil. Dolayısıyla bu ekip çalışması aslında yani. Ben full kontrol çalışan bir görüntü yönetmeniyim. Bu konuda evet bir takım eleştiriler aldığım zamanlar da oldu ekip arkadaşlarımdan. Fakat full kontrol bende olmadığı zaman kendimi güvende hissetmiyorum. Ben böyle istediğim için, bu işi bu şekilde, böyle, bu kamerayı böyle kullanmak istediğim için sonuçlarını da her türlü göze alıyorum yani. Reklamda ürün satıyorsunuz değil mi? Yaptığınız kadrajın o ürüne odaklaması lazım. Dramada bir duyguyu anlatıyorsunuz. O kadrajın içindeki her şeyin seyirciye geçmesini istediğiniz duyguya hizmet edecek şekilde konumlandırırsınız. Işığınızı, objeleri, oyuncuyu, kameranızı. Reklam, sinema, dizi değil de aslında komedi, drama, korku. Yani böyle bir ayrım, böyle bir sınıflandırma sanki daha doğru olacakmış gibi. Sizin ışığınızı, kameranızı etkileyen unsurlar açısından. Bir yönetmen ne kadar çok şeye hakim olursa kendi işini o kadar kolaylaştırır ve o kadar verimli olur. Uyguladığınız teknik eğer hikayeyi besleyen bir şey ise evet başarılısınız. Yani ben işimi satmaktan ziyade sahnenin duygusunu en iyi şekilde ortaya çıkaracak kamera ve ışığın peşindeyim açıkçası. Asistanlığımda bunu daha çok yapabiliyordum. Yani dünyada neler oluyor, ne bitiyor, nasıl kameralar gelişiyor, nasıl lambalar ortaya çıkıyor. İşte bu dijital kameraların ortaya çıkması inanılmaz bir şey oldu bizim için. Negatifle çalışmak herkese nasip olmadı. Bizim zamanımızda bir film çekmek büyük bir şeydi, önemli bir şeydi. Ama şimdi bir film çekmek için ihtiyacınız olan tek şey bir telefon yani. Yani kamerası olan bir telefonla film çekebilirsiniz. Dünya dizi, drama, sinema filmi çekerken nasıl bir teknik altyapı kullanıyorsa biz şu anda Türkiye'de aynı imkanlarla çalışıyoruz. Dünya standartlarında olduğumuzu düşünüyorum bu anlamda görüntü yönetmenlerimizin. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımız. Çok güzel işler çekiyorlar. Peşi sıra da gelmeye ve yeni şeyler yapmaya, yeni şeyler denemeye de devam ediyorlar. Yurt dışından gelip burada iş yapan insanlar için de şaşkınlık verici bir şey. Yılda 40 bölüm çekmek, haftada bir bölüm yetiştirmek ve 120, 130, 140 dakikaları yetiştirmek sizde bazı motor davranışları geliştiriyor. Hollywood'da ya da işte Avrupa'da bir görüntü yönetmeni 3 saatte, 4 saatte çok büyük setuplar kurarak yaptığı şeyi siz burada en hızlısını, en pratiğini, en uygulanabilirliğini öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Neden? Çünkü bu kadar zamanınız var. Günde ben 10 sayfa, 15 sayfa iş çekmek zorundayım. Bu 15 sayfayı çekecek tekniği kurmam gerekiyor. Aksi takdirde bölüm yetişmediği zaman ne kadar iyi çektiğinizin hiçbir anlamı yoktur. O bölümün
o hafta içerisinde muhakkak yetişmesi gerekiyordur. Bu endüstriyel üretim çarkının içerisinde. Zamanımız olduğunda bunu yapabilecek kabiliyetteler ve daha da iyi. Çünkü pratik ve hızlı düşünmek gibi bir refleks gelişiyor hızlı işleyen bir sektörün içinde çalıştığınız zaman. TRT son zamanlardaki performansı hakikaten hem hayranlık bırakıcı hem de fevkalade. Yani TRT World bile başlı başına dünyada bir şey. Gerçekten bir yer edindi. TRT 2 benim kanalımdır zaten. Hakikaten özellikle sinema ve sinemaya dair programlar bizim hep arayıp ama bulmakta ve izlemekte zorlandığımız şeylerdi, programlardı. Ama şu an TRT 2 hem özgün olması hem de hakikaten önce insan mottosunu seviyorum. Belki de modern dünyanın ıskaladığı şey bu. Yani bir sürü şeyle o kadar çok koşturuyoruz ki sinema, bu diziyle mesela dizi çekerken günlük o koşturma içerisinde öyle bir performansla çalışıyoruz ki siz de biliyorsunuz. O koşturmanın, o telaşın, o iş yetiştirme sıkıntısının içerisinde insan dediğimiz şeyi atlıyoruz. Ben o telaşın, o yorgunluğun, o koşturma, program yetişecek, sahne yetişecek, oyuncu yetişecek, bir sürü böyle parametre var. Bütün bunların içerisinde benim asistanımı unutmamam lazım. Yani o insan mefhumunu hakikaten atlamamak gerekiyor. Her şey için, her şey olup biterken yanındaki arkadaşını görmen gerekiyor. Baktığında en azından ne oluyor? Bir şey, bir derdi, bir tasası var mı? Bir sıkıntısı var mı? Atlamamak gerekiyor sanki. Ben burada onu yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu önemsediğim için bu benim iş yaparken, çalışırken ki tavrıma, tarzıma ve duruşuma da yansıyor. Açıkçası bundan da büyük keyif alıyorum ben. Görüntü yönetmenliğini hedefleyen arkadaşlarımız şunu bilsinler ki görüntü yönetmenliği sadece kamera kullanmaktan ibaret değil. Sadece ışık yapmaktan ibaret değil. Sadece çağrıya binmekten ibaret değil. Görüntü yönetmenliği dediğimiz şeyin edebiyatla, müzikle, sinemayla bütün bunların hepsinden beslendikleri zaman farkında olmadan kadrajına yansır hem de işlerine yansır. Bunun nasıl olduğunu bilmezler. Biz şunu biliyoruz ki bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu deneyerek, yanılarak, yine deneyerek, yine yanılarak ama en nihai ideal sonuca ulaşarak bunu yapabiliriz. Dolayısıyla görüntü yönetmenliğini kitaplardan öğrenemezsiniz. Görüntü yönetmenliğini ben size burada 3 saat, 5 saat siz bana anlatın, ben size anlatayım. Bunu birbirimize anlatamayız. Ne zaman ki ben kamerayı sizin omuzunuza verdiğimde ya da böyle bir setup kurmanız gerektiğinde ve beklendiğinde o zaman ortaya çıkar her şey. Beyin resetlenir neredeyse. O zaman işte tecrübe, gözlemleriniz ve uygulamalarınız devreye girer. Ben basit bir insanım ve basitliği severim. Çok basit bir yerden bakıyorum hayata. Yani sanata da öyle bakıyorum, sahneye de öyle bakıyorum. Bazen en görülmesi gereken şeyi o kadar basit bir yerdedir ki o basitliğin içinden bakmak lazım mevzuya. Bu hem benim insan ilişkilerimde geçerlidir hem de doğru kelimeyse sanatımda da geçerlidir. Yani basit yaşayın, başkaları da var olabilsin. Bir şeyi ne kadar seyreltirseniz bence o kadar başarılı olursunuz. O yüzden benim hayatımın mottosu basit.